kimsesiz kadavra ihtiyacımızı sağlıyorduk. İlk defa oluyor. Çok önemli. Teşekkür ederiz. Güçlük çıktım. Bu konuda hiç kimse beni yönlendiremedi. Buraya ne kadar olacağım diyorsunuz ama karşılık bulamıyorsunuz. Bulamadım kadavra için. Hiç kimsenin bilgisi yok. Yani hiç kimseye yardımcı olmadı. İnsanlara hizmet olsun açısından efendim. Yani kıymet bizden çok sizde şu anda. Siz kıymetlisiniz yani. Bir kadavra sıkıntısı var. Yani okuyoruz, ondan ötürü biliyoruz. Beni transfer etmek istediler. Evet. Şey olmadı yani. Böyle bir aklıma geldi. Dedim insanlığa hizmet olsun. Televizyonlarda, gazetelerde meraklıyımdır. Kitap, gazete okurum. Neden olmasın dedim. Evet. Maşallah. Öyle oldu. Allah kabul etsin. Yolunu hakikaten sebep yaptınız. Bence hem insanlığa hem bilime bir hizmet. O nedenle bunu tüm kalbimle teşekkür ederek veriyorum. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. İyi çalışmalarınız olsun hocam. Hocam bu tarafa doğru belgeyi tutabilirseniz söyleyin. Bana doğru lütfen. Şöyle tutun abi size. Beyefendi bu tarafa doğru. Konya'da ilk defa oluşan bir şey. Bir hemşehrimiz organını değil tüm bedenini kadavra olarak ilme, tıp bilimine, bilmine bağışlamış durumda. Huzurlarınızda kendisine teşekkürlerimi bir daha takdim ediyorum. Cemil Bey hakikaten büyük bir davranış sergiledi bu şeyiyle birlikte. Çünkü insanların organını bile bağışlamaktan imtina ettiği bu günlerde tüm bedenini bağışlaması hakikaten takdire şayan bir durumdur. O nedenle tekrar teşekkür ediyorum kendisine. Tıp fakültelerinde anatomi eğitimi verilirken mutlak canlı organizmaya ihtiyaç duyuluyor. Bunu da elde etmek kadavradan oluyor. Öğrencinin, doktor olacak bireyin bilakis dokuyu tanıması, kas olsun, kemik olsun veya vücudumuzda bulunan organları tanıyabilmesi açısından kadavra temini veya kadavranın elimizde bulunması oldukça önem arz ediyor. Anatomi ilmi açısından, bilimi açısından. O nedenle çok sık yaşanılan bir durumdur. Kadavra elde edememek. Anatomi laboratuvarında kadavranın olmaması. Halihazırda açılan yeni tıp fakültelerinde kadavrası olmayan fakültelerimizin olduğunu biliyoruz. Şükür ki fakültemizde böyle bir sıkıntı çekmiyoruz. Kadavramız var, uzun yıllardır var. Ama Cemil Bey bedeniyle bize ileride katkı sağlıyor. İnsanlığa hizmet olsun amacıyla bu düşüncede memnuniyetle bedenimi bağışta bulundum. Mutluyum efendim. İnşallah. Daha önceden evet. Organlarını bağışlamıştım. Tamamen tüm organlarımı daha evvel bağışlamıştım. 5-6 yıl evvel. Neden kadavra olmasın dedim. Sonradan karar verdim. Severek bağışladım. Kamuoyuna ve izleyicilerimize de bir mesaj vermek ister misiniz? Tabii ki efendim. Bu duyarlı vatandaşları bu üniteye davet ediyorum ben. Bir de artı biraz evvel şikayetimi söyledim. Bu niyette olanlara gerekli kolaylıklar sağlanılsın. Ben zorlandım efendim. Yani sağlık bürokrasisi de bu konuda üzerinden düşen vazifeyi yapsın. Öyle efendim. Hani bilgilendirilsinler, ilgili olsunlar efendim. Hastaneye gittim. Oraya gittim, buraya gittim. Kimse yönlendiremedi beni. Değişik yerlere yönlendiler. Neticeye ulaşamadım. En sonunda buraya geldim, sonuca vardım. Vatandaşları da, duyarlı vatandaşları da bu üniteye davet ediyorum efendim.